Finold'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Bu kanalda ilk inceleme videom olacak. Daha bu şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ve ilk oyunda Display yapmaya karar verdiğim ancak belki sevmem deyip vazgeçip sonradan aşık olduğum oyun Yakuza'ya ayırmak istiyorum. Yakuza gerçekten beni çok mutlu etti. Oynadığım oyun arasında hiç beklemediğim bir potansiyel çıktı. Bir dostumun hediye etmesi üzerine alıp kısından Witcher 3'ten sonra hiç diyebileceğim derinli bir evren, yani evren dediğim ben derinlikli bir hikaye beklemiyordum. Herhangi bir evren anlatmıyor oyun. Bugün de incelemesiyle karşınızdayım. Yakuza markası gel zaman git zaman hep önüme gelse de hiçbir zaman oynamaya fırsat bulamadığım bir oyun olarak kaldı hep. Yani içimde hep böyle bir şekilde kalmıştı. Zamanım olduğunda aman sonra bakarım ha. Şu varmış, bu varmış diye başka oyunlara yöneldim. Ancak dediğim gibi videonun başında bir dostum hediye etti bana. Ve kendimi direkt hediye edilmesinin ardından 80'lerin Japonyası Kamuru Show'da buluverdim. Öncelikle hikayeden başlayayım. Hikayeden başlamak gerekirse hikayemiz Kiryu Kazama, adı daha yeni Yakuza olmuş bir karakterimizle başlıyor. Kiryu çok sert, soğuk bir karakter. Ne yapacağını bilmeyen ve kendisinin yetimhanesinde büyüdüğü, kendi yetimhanesinde, yani Kazama adlı kişinin yetimhanesinde büyüdüğü için hep onun gibi bir Yakuza olmak istiyor. Kazama dediğimde Kiryu'nun yetimhanesinin sahibi dediğim gibi. Onu kendini baba rolüne, babası gibi karakterimizin. Hep onun olmak isteyerek Yakuza'lığa başlamış bir karakter Kiryu. Kiryu kendi Yakuza olduğu ailesine gelen bir borç tahsil etme işinden sorumlu olarak hikayemize başlıyor. Bu işi de tefecinin teki veriyor Kiryu'ya. Kiryu adamcağızın ağzını burnunu kırarak her zaman yaptığı gibi herkese borcunu tahsil ediyor. Ve parayı tefeciye vererek görevini tamamlıyor. Ardından birlikte büyüdüğü en yakın kardeşi gibi olan ve onunla birlikte aynı Yakuza ailesine girmiş olan dostu Nishiki, şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Kamuru Show'da birlikte zaman geçiriyorlar. Nishiki Kiryu'ya Kamuru Show'da ne yapması gerektiğini, Yakuza'ların nasıl yükseldiğine ilgili tiyolar veriyor. Nishiki ama daha sosyal ve dışarı hayatıyla daha böyle bir Yakuza ama bizim Kiryu aşırı asosyal, Kiryu'ya bayağı bir şey katıyor. Nishikiyama. Nishikiyama da dediğim gibi yurttan arkadaşı Kiryu'nun, direkt bu şekilde hikayede dost başlıyorlar. Nishikiyama ve Kiryu bir restoranda bir gün oyunun başında otururken haberlerde Kiryu'nun dövdüğü adamın öldürüldüğü çıkıyor. Yakuza'nın izinsiz adam öldürmesi büyük bir suç olduğunu biliyorlar. Ve Nishiki ve Kiryu, Nishikiyama ve Nishiki demeyeyim ya da Nishiki diyeyim bundan sonra siz daha rahat anlarsınız diye kısaltacağım. Zor oluyor bana da. Nishiki ve Kiryu şok olurlar yani böyle direkt gördükleri gibi. Nishiki Kiryu'ya yapıp yapmadığı ile ilgili şüphe duysa da hani Kiryu kendisine komple kurulduğunu, adamı öldürmediğini söylüyor. Nishikiyama da kardeşinin masum olduğunu anlıyor ve kendini Yakuza ailesinin durumunu bilerek değil de bir komple olduğunu anlatmak için ve polisin ailenin tepesine düşmemesi için Kiryu'nun hapse boş yere girmemesi istedikleri için harekete geçiyorlar. Hikayemiz burada başlıyor. Bu şekilde bir hızlı bir başlangıcı var. Şimdi Yakuza'nın bu spoilersiz anlatabileceğim en hafif haliydi. Bu direkt oyunun başında başlayan ana hikayenin girişleri. Spoilerlı anlatıma geçeceğim. Spoilerlı anlatımı dinlemek istemiyorsanız yani şu ekranda gördüğünüz dakikaya gidebilirsiniz. Gittiyseniz yani spoiler duymak istemeyenler. Şimdi asıl oyunun gerçek hikayesinde beğendiğim ve beğenmediğim kısımlara değineceğim. Benimle kalan herkese şimdi oyun elimden geldiğince özetini size yapacağım. Hikayenin bu kısmından itibaren Kiryu kendisine komple yapanın aslında Dojima ailesinden, yani kendi Yakuza ailesinden bir subayın yaptığından bahsediyor. Subaylar ise ana patronun altında çalışan ailenin yönetiminden sorumlu 3 kişi oluyorlar. Belki de 4 kişi oluyorlar, ben çok çözemedim oynayan insan olarak. Biraz Yakuza kültürüne yakalasam da oyunda birlikte biraz uzağım. Kiryu'nun babası gibi olan Kazama ise 4. subay oyunumuzda. Ancak hasta olduğu için yeri boşta onun bu aile içerisinde. Kiryu bunun, bu komplo yapanın Kuze olduğunu anlar ve ağzını burnunu bir güzel dağıtır gidip. Aileden çıkmak istediğini katilin yerini ona sorar. Bu şekilde hem ailesi soruşu yanmayacak ailenin, hem de kendi katili bulup masumiyetini ispatlayacak. Çözülmesini istiyor ama Yakuzalıktan ayrılmak öyle kolay bir şey değil. Kuze bir anlık sinirli aileden Kiryu'yu atıyor. Bir anda böyle nasıl olsa öldün sen falan diye. Bunu reisin haberi olmadığı için yaptığı için parmağını kaybediyor. Bu Yakuza'da bir baş var, 4 subayın üstünde bir kişi var. Bu kişinin haberi olmadan yaptığı için parmağını kaybediyor bu karakter. Bu Kuze dediğim adam resimde görüyorsunuzdur. Kiryu ise aileden atılmasının ardından işlenen cinayeti yani Kazama'nın üstüne yüklüyorlar. Kiryu aileden ayrıldığı için. O da ona da yüklenmezse Nishikiyama'ya da bunun yüklenebileceğini söyle diyorlar. Kiryu da
Karşı çıksa da artık bir yakız olmadığı için, sivile düştüğü için hiçbir şey yapamaz ve sokaklara düşüyor. Sokaklara düştüğünde Kiryu artık hem polisler tarafından aranıyor. Üstüne sevdiklerinin başı dertte oluyor Kiryu'nun ve hayatta değer verdi. Ama gizemli bir adamın bulmasıyla hayatı değişecektir Kiryu'nun. Tachibana adlı bir emlakçı Kiryu'yu aslında neden o dövdüğü adamın öldüğünü açıklıyor. Kiryu'nun dövdüğü yer boş bir arsadır. Ve bu arsa kentsel Tokyo projesinin ana odağıdır. Eğer buraya bir Yakuza ailesiyle geçirirse kentsel dönüşüm istediği gibi yönlendirebilir. Tüm Kamurocho'ya satın alıp üstüne bir de Tokyo'ya kadar büyüme gücünü elde edecektir. Bu büyük bir şey. Bunu duyuyor Kiryu Tachibana'dan. Ayrıca orada bir cinayet işlenmesi Kiryu'nun ailesini okları yönelteceği için bunun başka bir aile tarafından veya birisi tarafından yapıldığını söylüyor Kiryu'ya. Ve araştıracağından bahsediyor. Ama Tachibana nasıl istediği Kiryu'nun kendisine katılması ve Kamurocho'daki tüm Yakuzların kaybetmesi, ardından da cinayetin işlendiği boş arsaya sahip olarak Yakuzaları yok etmek istiyor Tachibana. Kiryu'ya yardım teklifi ve dostluk teklifini sunuyor bunun ardından. Yani Kiryu reddediyor. Tam diyor ki Yakuza'ya hayır, sen de güvenmiyorum sana şeklinde giderken. Ancak Kiryu reddederken Tachibana bu planı yaptığını, yani babası gibi gördüğünü, Yakuza'nın bu planı yaptığını, Kazama'nın adamı olduğunu söyler. Buna kanıtlar. Ardından Kiryu Kazama'ya yardım etmek için Tachibana'ya katılır ve bir emlakçı olur. Hikayenin bu kısmına itibaren. Hikayenin ardından Kiryu hep Tachibana'ya yardım ediyor ve olaylardan olaylara koşturuyor bu şekilde bir sürü. Ve en son arsa sahibini bulmaya yola çıkarlar. Ancak bu oyunun önünde tek karakter Kiryu değil. Başka bir karakterimiz daha var. Hikayeyi onun gözünden de biraz anlatmam gerekecek. Çünkü ikisini birlikte çarpışıyorlar hikayeleri. Majima Goro. Majima Yakuza hikayesinin diğer kısmını anlatıyor. Majima Goro, Kamurocho'nun bir ucunda Grand adlı şehirde en iyi gece barını işleten bir eski Yakuza. Amacı ise tekrar Yakuza olmak isteyerek borcunu ödemek için çabalıyor. Yani eski Yakuzalıktan atıldığı için tekrar Yakuza olmak istiyor. Ancak bir gün eski birlikte çalıştığı, geri gelmek istediği Yakuza ailesine bir subay gelerek ona Makimura Makoto adlı bir kızı öldürmesini istiyor. Majima önce birini öldürmek, daha doğrusu Makimura Makoto'nun kim olduğunu söyleme, ismini söyle ve bunu öldürmesini istiyor. Majima önce birini öldürmek istemese de sonra kabul eder ve Makimura Makoto'yu bulur. Makoto diyeceğim sadece bundan sonra. Soyadı çok zorluyor arkadaşlar. Ancak bu bulmaya çalışırken kör bir kızla tanışıyor. Bu kör kız aradığı kişinin yakın bir dostu olduğunu söylüyor ve ona ulaşmaya çalışırken bir bakar ki başka Yakuza ailelerinden Makoto'yu öldürmek için gelenler var. Aradıkları kör kız olduğunu ve adam olmadığını söylerler. Majima aslında Makoto'nun o koruyan adam olduğunu düşünürken kör bir kız olduğunu anlıyor. Ve istemeden bir anda bağlanıyor Makoto'ya ve Yakuza'lardan kurtarıp öldürmüyor da kendi. Hikayenin bu kısmından sonra Makoto'ya aşık oluyor Goro. Ve eski Yakuza hayatı ve Makoto arasında seçim yapmanın zorluğunu yaşamaya başlıyor. Ancak hikayenin bu kısmından sonrasında aşk kazanıyor ve Makoto için herkesin alayını... Neyse, Goro adamdır severim. Kiryu'nun tarafında ise boş arsanın Makoto adında kör bir kız sahip olduğunu anlıyorlar. Ve Makoto'yu Yakuza'dan önce bulmaları gerektiği, aksi takdirde Yakuza'ların kazanacağını anlıyorlar. Bu sırada Kiryu ve Dojima ailesi tarafında saldırılara uğruyor Kiryu. Onu öldürmek için dolu adam yolluyorlar arkadaşlar. Bir şey yolluyorlar herifin üstüne resmen. Ve hepsini atlatıyor Kiryu. Hepsinin ağzını yüzünü kırarak. Ve daha üst makam Yakuza'lardan koruma alıyor. Tachibana'nın da yardımıyla. Ve hikayemiz sonlarına yaklaşıyor bu şekilde giderken. Şimdi öncelikle hikayenizin inanılmaz güzel de daha az anlatacağım. Sadece takıldığım yerleri söylemem lazım bu kısımdan itibaren. Makoto'yu başlarda sevsem de sonralarında Majima'ya davranışları beni aşırı üzdü. Keşke biraz daha şans verse ve anlasaydı karakteri diye düşürdüm. Şimdi diyenler olacak eğer hikayeyi oynadıysanız bu kısmı dinleyenler. Üzüldük, hep bu kaldı, ancak çatıda ona buluşanı söylediğinde oraya silahlı Yakuza geldi. Orada Majima ölebilirdi. Yani ona güveniyordu oraya adamları çekerken diye, ama güvenmesi bir şey değiştirmez. Bu ne kadar onu sevmediğini hissettirdi bana daha çok intikamı için. Yani abisinin, Tachibana'nın ölümünden sonrasında. Evet, bir de o kısmı atladım. Tachibana hikayenin bir kısmında ölüyor. Kavuşturamadan geliyor Makoto'yla ki onu, ikisini. Makoto'nun kardeşi olduğu ortaya çıkıyor. Yani Tachibana ile. Tachibana da ölüyor. Kardeşini bulmak isteyen bir eski Çinliymiş. Aslında çok üzücü bir şekilde. Ve bunun intikamını almaya çalışıyor Makoto ve Majima'yı kullanıyor bu şeyle. Beni üzdü yani Makoto'nun böyle direkt halde ve Kazama'yı sadece hikayenin sonunda görmemiz ve ara sıra çok nadir görüyoruz böyle. Kazama aslında ön planda bir karakter.
Çok üzdü. Daha çok merak etmiştim bir karakter olduğu yani kendisini. Bu kadar önemli çünkü. Yakuza'nın hikayesi harika yazılmış. Bir dizi gibi söylenecek fazla bir şey yok yani aslında. Burada bitiyor yani hikayemiz bu şekilde. Arkasından bu benim düşüncelerimdi. Ve arkasından Makoto bir yerde Dojima ailesinden intikam almak için çok salakça bir plan yapıp gidiyor. Ve vuruluyor. Majima da Makoto'yu kurtarmak için tüm Dojima ailesini dövüyor. Diğer bir taraftan hikayemizdeki Ryu da başka en son subayın gerçek fikrini öğrenip onunla dövüşüyorlar ve oyunumuz Makoto'nun arsayı başka bir adamın almasından Majima Goro'nun tanıştığı bir seri adı bir adamın almasıyla Makoto'nun normal bir sivil hayat yaşamasıyla ve köylülüğü geçiyor. Hikayenin sonunda. Kiryu da artık kendi yolunda bir suçlarından arındığı için kendi yolunda bir yakuza olmak isteyerek tekrar Dojima ailesine katılıyor. Çok ilginç bir şekilde ağzına sıçtığı aileye geri katılıyor Kiryu. Ve bu şekilde hikayemiz bitiyor. Evet arkadaşlar, hikaye kısmında anlattığımıza göre oynanış ve içeriğe girmem gerekecek. Bu kısım daha bir hayli, yakuza da uzun. Oynanış ve içerik. Yakuza oynanış olarak dövüşmenin ana planda olduğu bir yarı open world oynanışa sahip eğer özetlemem gerekirse. İlk başta Kiryu ile Brawler C ile başlayıp açık dünyada ilerledikçe yeni açılacak olan Beast ve Rush'ı açıyoruz. 3 dövüş stili var. Brawler stili Kiryu'da en çok kullandığım ana stil oldu benim. Orta saldırı ve savunması gayet güzel bir stil. Ayrıca düşmanlar bayağı mahvediyorsunuz böyle bir anda. Ve bana göre en çok combo bulunduran skill Brawler'dı. Kiryu'da en azından. Rush ise hızlı ancak güçsüz bir stil. Kaçınarak vurup kendini savunma üstüne kurulu. Biraz boksa benziyor. Bayağı 1v1'de çok etkili bir stil ama. 1v1'de kesinlikle çok işime yarıyordu. Beast ise ikinci favorim. Rush'ı çok sevmediğime rağmen Beast en favorim oldu. Oyundan keyfimi, ağzımı uçuran. Ağır, yavaş ancak güçlü. Normal vuruş vurduğunuzda yakında eşya varsa otomatik elinizi alıp bir sürü düşmanı devirdiğiniz, vahşice düşmanlarınızın kollarını, kafalarını kırıp yerden yere çarptığınız bir harika bir hazda sahip arkadaşlar. Bir de skillerinizi açtığınızda elde ettiğiniz efsanevi tarz oluyor. Bu skill ise aşırı farklı bir şeye dönüşüyor. Yani güzel op kombaları hep bundan çıkıyor. Kullanması çok zevkli. Ama çok ileride açılıyor bu oyunun. Hani oyunun başında niye yok bu derseniz açılmayacak siz kasana kadar onu. Bu beni bayağı üzden bir durum var bu arada. En takıldığım şeylerden biri oldu oyunda. Oynanış açısından benim ana görevleri olan merakım lanet olsun ki çok şeyi açmadan ilerlememi sağladı. Orta seviye açılmış skilleriyle oyunu bitirdim ben. Mutsuzum bu kararımdan. İçerik açısından ne kadar eksik diyecekken bir baktım ki biz stillerin yeni tekniği öğretecek ustalar buluyormuş etrafta. Ve bayağı değiştiriyorlar hareketleri o ustalar. O yüzden buraya bayağı çeşitli animasyon hareketleri oyunda mevcut her stil için. Oyunda skilllerimizi parayla açıyoruz bu arada. Nasıl parayla açıyoruz derseniz bu kısma geleceğim. Parayla çünkü çok kazanmak gerekiyor. Bir sürü 3 stilinde farklı skill ağaçları var. Benim bu kısımda sıkıntım, ben çok ana görev yapmayı seven bir insanım. Oyunun skillleri açtırmaması para dışında. Evet, parayı kazanacak çok kaynağımız var. Ancak beni çok rahatsız eden bir durum oldu bu. Az skill oyun bitirdim. Keşke daha çok zaman ayırsaydım Yakuza 2. Yine bir hayli zaman ayırdım. Ve parayı nereden kazanacağımız konusu. Yan görev ve etkinlikler. Yakuza'da yapabileceğimiz tonla etkinlik var. Tonla. Bowling, dart, araba yarışı, yumruktan kaçınma, telefon kulüpleri, karaoke, disco vesaire vesaire bitmiyor. Oyunda mini game sayısı o kadar fazla ki açık dünyada yapabileceğiniz şeyler aşırı uçuk yani ucu. Bazı NPC'leriyle arkadaş olmak, türlü türlü farklı Japon marketlerine veya restoran, bar, lokanta, ayaküstü dükkanlarda tonla farklı içki yemek türlerini seçebilmek. Bakın arkadaşlar, her marketin yemeğin çeşitliliğine kadar çalışılmış, eczanedeki ilaçlar kadar bir sürü de ürün var ki hani bayağı bir şey var oyunda. Oyun içerik açısından dolu dolu anlayacağınız, hani ben burada anlatsam bitmez. Hepsinin özel animasyonları, sinematikleri daha saymayacağım bile, hani hepsine tek tek çalışılmış. Marketteki mangalar ve dergileri bile tek tek bakabiliyorsunuz oyunda. Gerçekten bu şekilde şeyler var. Benim favorim ise karaoke yaparken karakterin kafasında adeta şarkıyla uyumlu gelip dans etmesi. Harika olmuş şu anda, görüyorsunuzdur. Ayrıca diskodaki Jojo pozları da muazzam. Üstelik başka şeylerde bakma şansı neyse, ona sonra geçeriz. Ayrıca oyunda karşınıza çıkan aydan gelen birkaç event var. Bazıları can sıkıcı, bazıları ise çok eğlenceli geldi bana. En azından benim için. Benim en nefret ettiğim ise Mr. Shutdown adı altında gelen hırsız bir abi. Eğer onu yenerseniz parasını alıyorsunuz bütün. Çok bir hayli yüksek bir para veriyor. Ama o sizi alırsa tüm paranızı alıyor. İyi para düşürse de çok güçlü olduğu için sinir bozucu. Başlarda zor dövüşseniz de sonrasında dövüşmek size kaldığı için. Ya zorla dövüşüyorsunuz başta.
mutlu olup çok az bulaştım bana kaldığı için seçim. Kendisine ama para çok az bulaştım kendisine ama para kasmak için onu indirmeniz şart kesinlikle. Ben uğraşmak istemedim sadece. Oyunda yeraltı dövüşleri vesaire hala saysam videoda bir saate çıkacak, dediğim gibi bir sürü şeyler var. Hala aklıma geliyor bir yaparken konuşurken. Ve bu anlattıklarım sadece Kiryu'da vardı. Gelelim Majima karakterine, benim daha favori karakterime. Majima ise yine 3 farklı bir dövüş stiliyle karşımıza çıkıyor. Tag, Breaker ve Slugger adı altında 3 tane skili var. Tag skili çok zevkli. En beğendiklerimden direkt Kiryu'da falan da daha çok seviyorum. Kiryu'dan da seviyorum. Düşmandan kaçınıp arkasına bir anda geçip boynunu kırmak mı dersiniz? Elinden silahını almaya kadar tam bir Yakuza stili. Yani zaten Majima Reis harika bir karakter. Tam bir manyak olmuş, bu stille daha güzel yapıyor onu. Ya yani Yakuza, tam bir Yakuza karakter. Kiryu biraz daha yeni Yakuza olduğu için bu oyunda zor öğreniyor. Breaker bir breakdance stili. En favorim ve en çok kullandığım da bu oldu. Majima'da en azından. İkinci alan vuruyor. Yahoo diyerek düşmanların toplu katliamına yol açan ve acayip estetik duran bir breakdance'ınızla herkesi yere serme kadar keyfisi yok açıkçası. Fazla söze gerek yok. Yani açıklarım açısından. Slugger en sıkıcı ve en ağırı, böyle en beğenmediğim ve en az kullandığım skill oldu. Özellikle tüm oyunda bu arada. Düşmanlarımızı talan ettiğimiz hani beyzbol sopasıyla bir stil. Ben hiç sevmedim ve bıçaklı düşmanlara karşı harika tamam ama toplu düşmanlarda işe yaradığını da gördüm. İleride gelişip devrildi ama tamam da ben sevmiyorum bu stili. Çok yavaş ve yavan kalıyor komboların içerisinde. Efsanevi skili ise Majima'da bıçak çekip bayağı deli hareketlerle inanılmaz hızlara çıktığınız bir şeytan formumsu bir şeye dönüşüyor Majima. Harika bir stil, fazla söze gerek yok. Oyun sonlarına doğru anca açılıyor. Ancak kendisi. Oyunun sizin açmanız gerekiyor tabii. Açarsanız oyun önce başı da açarsınız. Ve her karakterde kullandığımız bir dördüncü slot daha var. Bu da silahlara, oyunda silahlar var bir sürü mevcut. Bu silahları ekleyerek katana, pompalı veya işte düşmanlarınıza sağlam hasar veren bir sürü şeyler, tabancalar, işte elektrik tabancalarına kadar malzeme koyabiliyorsunuz. Dövüşte çekip vurmanıza iyi avantaj sağlıyor. Yeraltı marketlerinden almanız da mümkün bu şeyleri. Ayrıca marketlerde aldığınız yemekleri ise çantanızda tutabiliyorsunuz. Can ve enerjiniz yenilecek yemekler var. Bayağı paket yaptırabiliyorsunuz ve de marketten ürün alabiliyorsunuz. Yan görevler Kiryu'da 60, Majima'da ise 40 tane yan görev mevcut. Yanlışım olabilir, 60 da olabilir Majima ve Kiryu'da oranla. İkisinin de görevleri harika. Yalnız çok ilginçtir ki ana görevler çok ciddiyken yan görevler ise bir o kadar komik ve dalga derecesinde görevler. Çok eğlenceliler, hepsi özenle yazılmış. Bazıları üzüp bazıları ise aşırı güldürüyor beni. Yani ben en azından öyle şeyler yaşadım. Kesinlikle oynanmalı. Yani çok kaliteli yazılmış, sıkıcı değiller. Notumdur. Ayrıca yan görevde tanıdığınız karakterler öldü, oldu bitti yok demiyorlar size. Sürekli karşısına çıkıp ihtiyacınıza çoğu yerde koşabiliyorlar ihtiyacınız olduğunda onlara. Sürpriz olsunlar ne yapacaklar size, onları da burada söylemeyeceğim. Ayrıca oyunda bir Türkçe yaması mevcut. Çok hatasını görsem de çoğu yerde bir o kadar güzel çevirmişler. Eleştirmek bana düşmez. Uzun bir oyun, ücretsiz çevirmeleri bir harika. Bir emek var. Adı da Yunus Emre Uygun kardeşimize buradan teşekkür ediyorum. Ben kullandım İngilizcem iyi olmasına rağmen. Linki de aşağı bırakacağım. Buradan umarım videoyu izliyorsa kendisine teşekkür ederim. Türk oyunculara Yakuza serisini sevdirmek için gerçekten yan görevlere kadar hepsini çevirmiş arkadaş. Tek başına mı yaptı emin değilim. Bir kişi daha yardımcı olmuştu. İki kişiyseniz de elinize sağlık. Geçelim diğer konulara. Evet. Uzun bir konuşmanın ardından Yakuza harika hikayem, unutulmaz karakterlerin, unutulmaz sahnelerin ve en önemlisi muazzam müzik tasarımıyla kalbimde yer ettin. Ancak artıların bir o kadar fazla da eksisin olmadığı da diyemem. Save sistemimin olmaması çok can sıkıcı bir durum. Bir yeri save ve bug'ı yüzünden, save almaması yüzünden oyunun bug'a girdi oyunun. Bir bug'a rastladım oyunda bu arada, bu da bu. 5 kere tekrar oynadım ve 1 saat. Hani bir saat diye oynadım bu şekilde. Hani 5 kere aynı yeri tekrar oynadım. Oyunu kapıyorum tekrar oraya atıyor. Kapıyorum tekrar atıyor. Eğer başınıza gelirse bir çözümü var mı? Hayır yok. Belirli bir yere kadar ilerledim. Pardon. Steam'de dosyaları doğrulattım. İlerleyip düzeldi. Aklınızda bulunsun. Ancak tabii bu save sistemi otomatik save olsa bu kadar yaşamazdım ben bu durumu.
sürekli telefonla kulübelerini aramanız gerekiyor. Oyundan çıkmadan evvel mesela aileniz çağırdı, bir şey oldu, acil bir işiniz çıktı. Oyunu kaparsanız save'iniz bir bakacaksınız ki en son ne zaman telefon kulübesindeyseniz oradan devam ediyor. Çok aptalca bir durum. Umarım bir dahaki oyunda bunu auto save alırlar ki almışlar. Kiwami, Yakuza Kiwami'de bunu duydum. Artık auto save var ve telefonla istediğimiz anda kaydedebiliyormuşuz cep telefonuyla. Ama tabii bu oyunda büyük bir eksiği benim için. Yan görevleri koca şehirde aramak bazen işkence olabiliyor. Ve sizi sürekli saldıran birileri sizi yorabiliyor. Sürekli bir dövüşüyorsunuz yürürken Open World'da. Evet, oyun buna bir çare buluyor. Paraları saçma yeteneğini veriyor size. Verdiğinde ama bu bile yetmiyor rahat gezmeye oyunda. Ve acayip sonra can sıkıyor bu şekilde. Hele ki o skill alana kadar iyice dövüşüyorsunuz. Keşke dövüşmemenin bir yolu olsa bu şekilde. Yakuza'da para saçmak bile yetmiyor bir süre sonra yani. Hayli bir can sıkıcı durum. Ve yan görevleri aramaya bir item var. Yorumlarda belirtirsiniz biliyorum. Ondan söyleyeyim. Evet, o item alana kadar da çaba bayağı bir zorlanıyorsunuz yan görev bulurken. Onu da söyleyeyim. Dövüş stillerini açmak çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Gelişmesi aşırı zor oyunda. Yani bunlarla uğraşmak yerine gidip çok kasılmış bir karakter olmadan ana hikayeyi bitirdim ben. Biraz daha kolay olmasını ve beni zorlamasını isterdim oyunun. Ya pardon, yani zaten daha kolay olmasını ve beni az zorlamasını isterdim oyunun. Ben illa da yan görev yapmamalıyım gelişmek için. Ana görevden gitmemi zorlaştırdı oyun. Tabi ben inatla ana görev gittim. O da üzücü bir durum. Seçim yapma mekaniği biraz az kullanılması canımı sıkan etmenlerden biri. Birkaç yerde istediğim seçim yapmak gerçekten diyaloglar arası bile bile tuzağa gitmek insanı üzüyor. Ama biraz koymuşlar ancak yeterli değil. Daha çok seçim yapmak istiyorum. Diğer bir durumda oyunun bazı yerlerde cutscene'den kaçınılmış bayağı. Bu çok üzücü bir görüntüye sebep oluyor. Muhtemelen bütçe nedeniyle kaçıldı ama oyunun bazı yerlerine zarar verdiği de bir hayli gerçek. Çünkü benim kafamda karşılaştırdığım oyun Witcher 3 gibi. Benim yere Witcher 3 kadar değerli bir oyun oldu benim için. Witcher 3'te en ufak diyalogda bile yan görevde bir cutscene giriyordu. Bir kamera açısı değişiyordu cutscene girmese de. Seslendirme vardı. Bunki oyunda yan görevlerin seslendirmeleri yok. Birçok nadirinin var. Bu beni üzdü. Keşke daha özenilseymiş. Hikaye yazımına özenilmiş ancak seslendirme olmadığı için bir hayli sönük kalıyor. Ve karar anım. Yakuza 0 benden 95 alarak yoluna devam ediyor. Şu oyuna quick save koymayan Sega, ah. Kesinlikle oynanması gereken harika bir yapım. Muhakkak denemenizi isterim. Türkiye'de çok az kitleye sahip ancak kesinlikle parasına değer. Ben diye etti ama satın alabilirsiniz. Buradan arkadaşlarıma da teşekkürler aldığı için çok mutlu oldum. Bir artık Yakuza Kiwami'de görmek isterim. Daha iyi bir not ver. Gerçi 95 zaten iyi bir puan benim için. Bakalım Yakuza Kiwami'ye de 100 mü vereceğim bilmiyorum. Bu kanalda daha çok inceleme isterseniz yazarsanız yorumlarda benim için çok önemli olur. Ayrıca çok ilk incelemem olduğu için hata yapmış olabilirim konuşurken, kekelemiş olabilirim. Yine de izlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Görüşürüz.